Hoş geldiniz. Devlet. Mevzulu açık mikrofona buradayım. Buradayım. Uzun zamandır beklenen bir konuksunuz. Geçen 21 yıl içinde, ondan öncesinde de mutlaka Türkiye'nin çok derin acıları var. Her kesim aslına bakarsanız bu farklı acılar kümesinden payını aldı. Burada az önce bir genç kardeşimizin babasının vefatını dinledik. Hepimizin yüreği sızladı. Başka bir mahalleden başka bir eğitimci kardeşimizi dinledik. Gene yüreğimiz sızladı. Dolayısıyla siyasetçi her zaman doğruyu yapacak, hiç hata yapmayacak diye bir dünyada da değiliz. Muhakkak ki hatalar var. Ama burada genç kardeşlerimizi dinlerken her programda anlıyorum ki hem kendilerini ifade etmek istiyorlar. Hem de aslında sizden, yani siz derken sizden değil, bütün siyasetçilerden bir öz eleştiri bekliyorlar. Çünkü bütün bu acılarda hiç şüphesiz ki tüm siyasetçilerin ve tüm mahallelerin benzer şekilde sorumlulukları var. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Aslında bir soru sormayacaktım ama şu duyguyu hissedince sormak istedim. Lütfen bize şunu yanlış yaptım dediğiniz 3 şey söyleyin. O zaman bu salonda anlasın ki siz de eleştirilebilirsiniz, siz de hata yapabilirsiniz ve bunu açıklıkla ifade edebilirsiniz. Çünkü asıl Türkiye'nin en çok tıkandığı yer burası. Herkes sürekli kendini övüyor. Bütün siyasetçiler kendini anlatıyor ve farklı fikirleri, farklı kesimleri anlatarak ikna etmeye çalışıyor. Bir kere de öyle yapmasak mesela. Bir kere de bir siyasetçi dese ki ya şu da yanlış oldu. Şunu da yapmasaydık iyiydi. Özelleştirmeler konusunda eleştiriliyorsunuz çünkü insanlar bunu Cumhuriyet'in mirasına ihanet gibi algılıyor bazı açılardan. Mesela bunu görmek lazım. Yine özelleştirmeler konusunda eleştiriliyorsunuz çünkü Türk Telekom gibi son derece stratejik bir sektörün özelleştirilmesinde sonuçta mali bir yük getirdi bu mesela. Ben biliyorum ki siz kendinize yönük de dönük de bu demokrat tavrı sergileyebilecek bir siyasetçisiniz. Onun için duymak istiyorum. Burada bir milat olsun. Biri de desin ki evet şu üç şeyi hata yaptık. Teşekkür ederiz. Özlem Hanım öncelikle abi. Bixi, Özlem Hanım'a çok sevgiler. Sonunda illallah. Ama şunu da size söyleyeyim chat. Biliyorum kızıyorsunuz ben görünce de. %100 öz eleştiri yapmayacak. %100 bakın öz eleştiri yapmayacak. Başkalarını suçlayacak. Benim dönemimde değil diyecek. Başka siyasiler böyle yapıyor. Eminim ben bu adamı tanıyorsam gidip başkalarını suçlayacak. Görelim bakalım. Bir dakika soruyu değiştireyim. Öz eleştiri. Ama soru çok netti. Bunu da şey yapar mı ya? Bundan da doğrular mı? Yani kendinizi 3 konuda abi ben çok dinledim bu adamı. Ben bu adamı çok dinledim. Ve hani kafasındaki şemaları biliyorum. Patternları biliyorum böyle. Nasıl konuştuğunu, nereye cümle koyduğunu. Hepsini biliyorum. %100 bak gör tabii insan hakları evrensel hukuku savunuyoruz işte programımız var tabii biz işte bizim referansımız var çok iyi bir ama başka siyasiler çok kötü hepsi çok kötü ha, eğer ben bir kötülük yaptıysam o benim sorumluluğum başkasının sorumluluğu ama iyi bir şey olduysa kesinlikle full benim bu şekilde konuşacak gör de bak. Şimdi Özlem Hanım biliyorsunuz siyasette bir belagat kısmı var. Yani laf üretme kısmı var. Bir de iş üretme kısmı var. Önce özellikle genç arkadaşlarımıza da bu gözle bakmalarında da meseleye fayda görüyorum. Yani siyasetçilere bakarken bir, yani daha önce ne yapmış, ne üretmiş? Yani ülke için faydalı hangi çalışmaları ortaya koymuş? Bir şeyi yönetmiş mi, bir proje üretmiş mi, bir başarı ortaya koymuş mu? Yoksa sadece laf mı üretmiş diye böyle bir iki kategori ayırmak lazım. Çünkü siyasetçilere ben en azından baktığımda yani bir kısmı bugüne kadar sadece laf üretmiş. Sen ne yaptın arkadaş özgeçmişinde? Ben bu ülke için faydalı şu adımı attım. Bu ülkeye faydası olacak şöyle bir projeyi gerçekleştirdim. Bu ülkede toplumun geniş kesimlerinin faydalandığı şöyle bir başarıda benim imzam var diyorlarsa ne âlâ. Ama bir kısmı sadece laf üretiyorlar. Dolayısıyla ben o birinci gruptayım. Yani 13 yıl devlet yönetiminde yer almış ki Cumhuriyet tarihinin en uzun sürelerinden birisi 13 yıl. Çok kritik görevler üstlenmiş ve bu üstlendiği görevlerde de sorumlu olduğu tarihlerde de genelde başarıların daha yoğun olduğu bir dönemi yaşamış birisiyim. Şimdi dolayısıyla bu kadar uzun bir icraat döneminde bu kadar uzun bir fiilen üretme, iş üretme, başarı üretme, laf değil bakın. İş ve başarı üretme de mutlaka hatalı olur. Mutlaka yanlış olur. Böyle %100 diye bir şey yok. Ya ben evet ODTÜ'yü 4 üzerinden 4 de bitirdim ama siyaset öyle 4 üzerinden 4 diye bir şey yok yani. Siyasette mutlaka eksik oluyor, mutlaka hata oluyor. Devlet yönetimi çok karmaşık ve zor bir iş. Büyük bir iş. Yani burada %100 başarılı bir şey yok. Kuşkusuz çalıştığınız alanlardan bazısında aldım 4 üzerinden 4. Araya abi attı. İzledin, araya bana da şey diyorlar. Soktu ya delirirsin abi, ya. Bana da izledin diyorlar arkadaşlar. Gerçekten samimiyim. İzlesem izledim derim. Dün izleyecektim çok da sevinmiştim. Oğuzhan'la muhabbet ettik. Öldüm bittim uyudum. Şimdi şu anda sizinle birlikte izliyorum. Vallahi bilmiyordum ama şaşırılacak bir şey de yok. Çünkü adam hep bunları söylüyor zaten. Yani Tayyip Erdoğan çıksa bugün şeye. Ben Tayyip Erdoğan ne söyleyeceğini biliyorum yani tanıyorum arkadaşlar. Bu yani Erdoğan gelse hepiniz şey yapacaksınız diye. Çünkü Erdoğan'ı hepiniz takip ediyorsunuz ama Ali'yi hepiniz ben takip ediyorum siyaset takip ettiğim için. Biliyorum. Başarı daha yüksek olur. Bazında başarı daha düşük olur. Bazen keşkeleriniz olur. Ya şurada yanlış yaptık dediğiniz konular olur. Bunlar da gayet doğaldır yani. Ama iş ürettiyseniz bunları söyleyebilirsiniz. Laf üreten siyasetçilere sorun. Öz eleştiri ya bir şey yapmamış ki. Yani geçmişi zaten laf üretmekle geçmiş. Belagatla geçmiş. Sen ne yaptın bu arkadaş bu ülkeyle ilgili ne yaptın? Boş. Yok yani. Dolayısıyla bunu böyle iki kategoriye ayırıp iş üretenler ve laf üretenler. Adam muhalif söyle bir imkanı yok zaten. Herkes senin gibi özel seçilerek şeye getirilmedi. İktidara getirilmedi. İktidara gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar ömrünü harcadılar Sedef anlatmak için. Laf konuşuyorlar, laf konuşuyorlar. O laf konuşuyor dediğin adamlar işte sana 20 senedir bu işte SEKA'dan falan bahsediyor. Onları anlatmaya çalışıyorlar. Yani tutarlı değil anladın mı Bixim? Tutarlı değil. Bir söylediğini tutmuyor.
Kadın diyor ki kendini bir öz eleştir diyor. Öz eleştirene kadar 50 bin tane şey övdü. 50 bin kişiyi alttan sapladı. Artık kimi kastediyorsa burada. Çünkü kastettiği laf üreten kişilerden, yani muhalefetten bahsediyorsa şu anda masada oturdu insanlar. Üretenlere ayrı sorular, iş üretenlere ayrı sorular sorulması gerekiyor. Şimdi gelelim iş üretirken ne yaptık? Tam da özelleşmeden mesela SEKA olduğu için ben bu cevabı verdim ama mesela özelleşmeyle ilgili önemli bir hata neydi? Yine baştan dedim ya %95'i benim doğrudan sorumluluk alanım olmayan konular gelecek dedim. Hiç önemli değil. Özellikle özelleştirdikten sonra tekel durumuna gelen kuruluşlar var ya, mesela gaz dağıtma, mesela elektrik dağıtma. Yani özelleştiriyorsunuz ama özelleştirdikten sonra tekel ve rekabet yok. Ben niye özelleşme dedim? Çünkü özel sektör rekabetle, yarışmayla üretirse bu topluma daha faydalı oluyor. Çünkü toplum daha iyiyi daha ucuza alabiliyor. Ama özelleştirdikten sonra zaten tekel pozisyondaki kuruluşun insanları memnun etme gibi mecburiyeti yok yani. Zaten başka da gideceğiniz kapı yok. Mecbur ondan alıyorsunuz. Kaç lira derseniz almak zorundasınız. Kötü bir şeyse de almak zorundasınız falan. Şöyle bir geçmişe doğru muhasebe yaptığımızda tekel durumuna düşen şirketlerin özelleştirilmesinin ben bugün itibariyle yanlış olduğunu düşünüyorum. Ha, olabilirdi. Yani belki çok daha sağlam bir regülasyon ve düzenleme ve aynı zamanda denetlemeyle bu belki gerçekleştirilebilir idi. Ama bu olmadı maalesef. Yani çünkü tekel pozisyon... Abi arkadaşlar size sebebini söyleyeyim mi niye o monopol şirketleri eleştiriyor diye? Babacan net bir şekilde Abdullah Gül'e bağlı ve Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında AKP içerisinde bir net kavga var kurulduğundan beri. Evet. Kendi klikleri var. Bir Abdullah Gül tarafı vardır. Abdullah Gül'ün işte çevresindeki iş adamları, şirketler, oluşumlar, cemaatler falan var. Tayyip Erdoğan etrafında olanlar var. Şimdi mesela savunduğu tipler genelde kendilerine yakın olanlar. Eleştirdiği tipler de radikal Tayyipçi olanlar. 3-5 çete gibi falan mesela. Onlar Tayyip'le yatar kalkar, başka şeyleri yoktur. Şeye bakmazlar yani. Pozisyondaki kuruluşlar, gaz dağıtım, elektrik dağıtım, bunu kim denetleyecek? İlgili bakanlığın ya da sözüm ona bağımsız kuruluşun denetçisi denetleyecek. İyi de o şirketin sahibi. Doğrudan zaten hükümetle arası çok iyi olan insanlar. Bunlar büyük şirketler. Oradaki garibim denetçi gelip de o şirkete hangi ceza yazacak? Hangi denetimi gerçekleştirebilecek? Zaten patron hükümetle işi bitirmiş. Orada farklı farklı ilişkiler var. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda bu tekel pozisyondaki kuruluşların özelleştirmesinin doğru olmadığını ben düşünüyorum bugün itibariyle. Mesela bu önemli bir konu. Şimdi bir başka konu, gerçi biraz alakası ama bu 2017'deki referandum. Şimdi orada ayrı bir açacağız. 2017'deki referandumda biliyorsunuz ben baştan da söyledim ya 2015'te bakanlıktan ayrıca ben konuşmama kararı almıştım diye. Ve Deva Partisi kurulana kadar da hiçbir beyanatımı görmezsiniz basında, yok yani. Tamamen ben çünkü sustum ki artık eski işime döneyim. Konuştuğunuz zaman siyasi pozisyon alıyorsunuz. Ben siyasetliyim diyorsunuz. Halbuki ben özellikle sustum ki artık ben bırakıyorum bu işi, eski hayatıma dönüyorum. Yeteri kadar çalıştım. Vereceğimiz hizmeti verdik. Bu iş bu kadar. Dediğim bir dönem, bakın o dönem. Ne oldu? Bu referandum gündeme geldi. Bana özelde soran herkese ben ne dedim 2017 referandumda? Bu iş yanlış dedim. Ve beni dinleyen herkes Ali Babacan bunu benimsemiyor, bunu desteklemiyor. Buna hayır diyor. Hatta yine böyle bir sohbet yaptığımız Ankara'daki belediye başkanlarından birisi beni o gün genel merkeze şikayet etmiş. Demiş ki ya Ali Babacan'la bir toplantı yaptık. Ali Babacan referanduma hayır falan filan diyor diye benimle ilgili şikayet mektubu yazmış ve bizim o günkü partinin genel merkezine göndermiş şikayet dilekçesi. Niye? Referanduma destek vermiyor, tam tersine hayır savunuyor diyor. Şimdi ben bir pozisyon almadım, açıktan bunu söylemedim ama bana soran herkese özel toplantılarda bu yanlış dedim. Doğru değil dedim. Artık siyaseti bırakıyorum. Hocam 2018'de Erdoğan'ı desteklemediniz mi siz? Kendi beyanınız var hatta, işte Güllü destekleyecektim. Olmayınca Erdoğan ikinci adayımdı, Erdoğan'ı destekledim diye. Hafızam beni mi yanıltıyor yani? Çünkü Abdullah Gül ne dediyse onu yaptım. Siyasi mentorum, parti aç dedi, parti açtım. Şuraya gir dedi, şunu yaptım. Bunu bir etkileşim halinde yapıyorsunuz. Zaten bu şey bir şey değil, sıkıntılı bir şey değil. Her siyasinin ustası vardır, tamam, problem değil. Ama diyor ya, ben siyaseti bıraktım çünkü şey görmedim, hani ülkede bir sıkıntı falan görmedim, o yüzden konuşmadım. Sen kendi demiyor muydun? AKP'deyken de farkındaydım sıkıntı. Düzeltmeye çalıştım falan diye. Sonra niye saldın? İşi daha da kötüye gittiği zaman. Abi yani uymuyor. Biri birine uymuyor. Tayyip çok güçlüydü. Tamam mı? 15 Temmuz'dan sonra da öyle bir dalgayı arkasına aldı ki bir Allah'ın kulu onu durdurabileceğine inanmadı. Olay bu. Bir Allah'ın kulu inanmadı. Belediye seçimlerinde devran dönmeye başladı. O zaman girdin siyasete. Bunda bir sorun da görmüyorum bu arada. Kaybedeceğim bir şey niye gireyim diye düşünmüş olabilirsin. Bunda bir sorun da görmüyor. Ama kendini Mehdi gibi anlatmayan, öz eleştirinde adam akıllı. Ne bu yani? Süpermen öz eleştiri veriyor sanki. Referandumu durdurmaya çalıştım ama aslında hayır da dedim, evet de demedim ama daha da iyi hayır diyebilirdim falan. Böyle öz eleştirme olur abi. Görüm ama yanlış bir iş bu. Bugün itibariyle keşke özelleştirdiniz ya, keşke bu konuşmama kararımı bozsaydım, çıksaydım Ankara'da Kızılay Meydanı'na, burada İstanbul'un meydanlarına çık, bu iş yanlış, ülkenin başını bu derde sokacak, bu referanduma hayır deyin diye bayağı elime mikrofonu alıp meydan meydan gezerdim bugünkü düşüncem olsaydı. Yani o da mesela önemli keşkelerinden bir tanesi ya da önemli özelleştirilerden bir tanesi.
Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben buraya bugün aslında beni iddia edebilmişsiniz. Bir tane yarım bir şey söyledi geçti. Şeyi söylemek istemedi sanırım. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğim için üzgünüm falan demek istemedi. 2018'de bir de öncesinde. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Düşünerek gelmiştim. Ama az önce ben babacan olsaydım. Çünkü siyaset yapmak istiyor. Yaşı çok genç. Ama işte diyorum ya böyle bir bavulu var. Ondan kurtulamıyor. Bunu savunmak zorunda sürekli. Derdim ki FET olayında dedikleri gibi yaşımız çok gençti. Devlet bir doktrin belirlemiş. Ben pek haz etmesem de mecbur buna uymak durumundaydım. Aslına bakarsanız evet bu bir hatadır. Fakat işte çok iyi ders çıkardığım için bizzat ben şahit olduğum için bırakın da bu bana bir tecrübe olsun. Ne bileyim işte bir demagogun nasıl bir diktatör yönetime evrileceğini bizzat şahit olduğum için nasıl Nazilerden şey vardı ya, yani karşılaştırmak gibi olmasın yanlış anlamayın da. Nazi döneminden sonra etnazifikasyon yaşandıktan sonra biz en iyi biz biliriz bu süreçleri diye devşirdi ya Amerikalılar. Biraz onun gibi şey kuracaksın, söylem kuracaksın. Yoksa ben zaten çok iyiydim. Her şeyi çok iyi yapıyordum. 10 numaraydım ama işte yeterince 10 numara değildim. İşte ne bileyim altın sıçmıyor. Bir tek bu eksikti falan. Böyle bir şey olmaz abi. Böyle bir savunma olmaz. Böyle bir söylem de olmaz. Oturma da oturmaz. Sonra AKP'li dayıyla karşılaştığın zaman adam seninle dalga geçer, aşağılar seni, ki yaşadın biliyorsun. Ben sana şey bile emanet etmem falan dedi böyle.